Meltem Ana Haber'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 3 Temmuz Çarşamba. Her ayın 3'ünde olduğu gibi bu ayın 3'ünde de yani bugün TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK enflasyon verilerini açıkladı ama TÜİK'in enflasyon verileri her ay olduğu gibi çok tartışmalı. Zira ENAK'ta TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin her zaman olduğu gibi çok üzerinde bir enflasyon verisi açıkladı. Enflasyon verilerini masaya yatıracağız. Zira milyonlarca insanın kazancını doğrudan etkileyen bir gündeyiz. Çünkü her senenin Haziran ayında enflasyon farkı alıyor emekliler ve çalışanlar, özellikle memurlar bu konuda enflasyon farklarını çok önemsiyorlar. Neden önemsemesinler? Her bir kuruşun çok önemli olduğu günleri yaşıyoruz. Tabii özellikle Haziran ayının enflasyonun düşük çıkması bu açıdan memur ve emekliler için çok da sevindirici olmadı. Zira alacakları zam da ona göre etkileniyor, etkilenecek. Çok doğal, çok normal. Peki TÜİK'in açıkladığı enflasyon neden ENAK'ın açıkladığı enflasyondan çok farklı? Hissedilen enflasyon bu iki açıklanan enflasyondan da farklı. Bütün bu konuyu, enflasyon meselesini enine boyuna doçent doktor Ali Bestami Kepekçi ile konuşacağız, tartışacağız. Ama isterseniz önce siyasetin sıcak gündemiyle başlayalım ana haber bültenimize. Zira çok fazla haber var, çok fazla gündem var. Gündemde öne çıkan başlıkları süremiz el verdiğince sizlere yansıtmaya çalışacağız. Kayseri'de yaşanan olaylar ve ardından Suriye'de gerçekleştirilen eylemler, daha doğrusu provokatif eylemler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değerlendirildi. Birazdan bunu ekranlarınıza yansıtacağız ve sığınmacı meselesine neden gitmiyorlar sorusuyla bir başlık açacağız. Bir haber VTR'si ile bu soruyu gündeme taşıyacağız ve milli takım hepimizin yüzünü güldürdü. Açıkçası oynadığı futbol çok beğenilmese de sonuçta kazanmayı başardılar. Kazansınlar. Ama kötü oynasınlar demiyoruz. Hem iyi oynasınlar hem kazansınlar diyoruz. Gördüğünüz gibi ekonomiden dış politikaya, dış politikadan siyasete kadar pek çok başlığı bugün ana haber bültenimizde masaya yatıracağız, konuşacağız. Uzman bağlantımızla gündemi değerlendireceğiz, dış bağlantımızla. Ve çok fazla lafı uzatmadan Kayseri'de yaşanan ve provokatif eylemlere dönük bir görüntü de sergileyen protesto gösterileriyle birlikte Suriye'de yaşanan o iğrenç, çirkin olaylara Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalmadı, konuyu bugün değerlendirdi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti teröristan kurma planlarının önündeki en büyük bariyerdir. Çok iyi biliyoruz ki böl, parçala, yönet anlayışıyla coğrafyamızı lime lime eden emperyalistler bundan rahatsızdır. Erdoğan'ın gündeminde Kayseri'de çıkan olaylar ve buna paralel olarak Suriye'nin kuzeyinde bayrağımıza düzenlenen saldırılar vardı. Kayseri'de son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden aynı kaos planı tezgahlandı. Bu oyunun ikinci perdesi ise Suriye'nin kuzeyinde bulunan Türk çıkarlarına ve varlığına yönelik sahnelendi. Bölücü terör örgütü artıkları ve işbirlikçileri eliyle kotarılan bu oyunu kimin yazdığını, bunlara kimlerin figüranlık yaptığını çok iyi biliyoruz. Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz. Kayseri'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan, polisimize saldıran, iş yerlerine ve evlere zarar veren 474 provokatör gözaltına alındı. Dün de Suriye Milli Ordusu güçleri ve güvenlik kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulundu. Erdoğan, Suriye lideri Esad'la görüşmesi konusunda da bir kez daha yeşil ışık yaktı. İç siyaset gibi dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında büyük fayda olduğuna inanıyoruz.
Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa geçmişte olduğu gibi yine görüşmekten imtina etmeyiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad arasında yakınlaşma mesajlarının verildiği günlerden geçiyoruz. Böyle bir yakınlaşma ikliminden geçiyoruz. Tam da aslında karşılıklı iki liderin yapmış olduğu sıcak mesajların ardından bu olayların yaşanması, bu iki ülkenin yakınlaşmasından kim zarar görüyor sorusunu bize sorduruyor. Aslında belki de bu olayların arkasında bu iki ülkenin yakınlaşmasından zarar gören ülke ya da ülkelerin, dış güçlerin parmağı neden olmasın, olabilir mi sorusunu da buradan yöneltiyoruz. Zira şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Suriye'nin kuzeyinde bulunan unsurlar Türk bayrağına hakaret eden o çirkin saldırıyı yaparken o bayraktaki hilal ve yıldızın ne anlama geldiğini bilmiyorlar mıydı? Bilmiyorken bunu nasıl yapabilirler? Özellikle bir Müslümanın hilal ve yıldıza saldırması, hilal ve yıldıza çirkin bir saldırıda bulunması asla ve asla mümkün değil. Hele hele bir başka ülkenin bayrağına zaten saldırmak doğru değil ama bir Müslümanın hilal ve yıldızın olduğu ay yıldızı bayrağımıza saldırması onun dinine de ters, insanlığına da ters. O açıdan ay yıldızı bayrağımıza saldıranlar ne Müslüman olabilir ne insan olabilir sevgili izleyiciler. Konu Musavat Dervişoğlu, yani İyi Parti Genel Başkanı'nın da gündemindeydi. Musavat Dervişoğlu, sığınmacılar neden Türkiye'de tutuluyor sorusunu bugün grup toplantısında dile getirdi. Her saat daha da ağırlaşan, daha da tehlikeli hale gelen bir tablo beliriyor. Türkiye'nin demografik saldırı altında olduğunu, sığınmacı ve kaçak meselesinin beka sorununa dönüştüğünü ve hükümetin verdiği bütün rakamlarda yalan söylediğini her fırsatta dile getiriyoruz. Önceki gün Kayseri'de bir çocuğun başına gelenler de bunu bizlere en şiddetli ve acı biçimiyle gösterdi. Ve yine söylemiştik, Türkiye'de birbirine en yakın iki ana zihniyet vardır. Cumhuriyet fikrine düşman olanlarla Türk milleti fikrine düşman olanlar birbirlerinin adeta birçok konuda ikiz kardeşi gibidir. En büyük ortak özellikleri de bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihsel kavgalarıdır. İkisinin de kaçaklar konusundaki tavırları bellidir. İkisinin de sığınmacıların kalmasını istediğini hepimiz biliyoruz. Suriyeli sığınmacılar ve kaçaklar birisi için Türk ulus devletinin nüfusunu değiştirerek onu yıkmanın aracı olarak kullanılmayı hedefliyor. Diğeri için de kendi vatanları yerine Türkiye'ye yerleşmiş Suriyeliler sayesinde PKK'ya devlet kurmanın vesilesidir. İktidar makamındakiler, artık zaman daralmaktadır. Siz çözümü görmezden geldikçe, yani sığınmacı ve kaçakları ülkelerine göndermeyi reddettikçe Türk halkı kendi çözümünü bulmaya çalışacaktır. Ana haber bültenimize erken seçim tartışmalarıyla devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez erken seçimi gündeme getirmişti. Önce tarih verdi, 2,5. yıl dedi. Daha sonra bir tarih daha verdi. 2 ay sonra dedi. Bu 2 ay sonra ya da 2,5 yıl sonra olası bir erken seçimi gündeme getirmesi Sayın Özel'in tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da yanıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtına Özgür Özel bugün bir cevap daha verdi. Siyasette erken seçim tartışması büyüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1,5 yıl sonra seçim olur açıklamalarına cevap verdi. Bizce bu tartışmalar muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibarettir. Tabii yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur. Bunun yerine Cumhurbaşkanı ve meclisin
seçimlerin yenilenmesi kararı alması vardır. Önümüzde parlamentoda ve cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde de 5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır. İş dünyasından siyasetçisine, esnafından memuruna, ev hanımından öğrencisine kadar herkes planını, programını buna göre yapmalıdır. Erdoğan'ın bu açıklamaları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu. Meclisin bir karar alması, 360 milletvekiliyle karar alması durumunda seçimler yenilenebilir. Bu ne zaman olsun derseniz bizce yarın karar alalım, 2 ay sonra hemen seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse yaptığı siyasi değerlendirmede o kadar isabetsizdir. Diyor ki 4 yıl seçim yok, herkes hesabını buna göre yapsın. Seçim yok diye asgari ücrete zam yok. Seçim yok diye en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Geçen sene asgari ücrete 3 ayda bir zam yapmayı konuşanlar, şimdi bu maaşla 6 ay daha geçinsinler diyor. Bugünkü 17 bin lira, Ocak'taki 13 bin liraya denk geliyor. Ve 6 ay daha zam vermeyelim diyor. Ve bu durumda herkes hesabını bu göre yapsın. Hadi 17 bin lira sen al bakalım, hesabını buna göre yap. Şimdi Sayın Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında erken seçim tartışmalarının tabii merkezinde meclis var. Meclis aritmatiği, ana muhalefeti erken seçime götürmeye müsaade etmiyor. Yani AK Parti'nin desteğine muhtaç ana muhalefet partisi. Özgür Özel de diyor ki seçim olmadığı için diyor asgari ücrete zam yapılmıyor. Yani normalde Türkiye'de ekonomiyi iyiye götüren, daha doğrusu tüketicinin cebine para girmesini sağlayan şey diyor, yani bunu demeye çalışıyor, seçim ekonomisi. Yani seçim olacak ki bizim de cebimize biraz para girsin. Şimdi bir ülke ekonomisi bu şekilde mi olmalı? Ülke ekonomisinde toplumun cebine işte paranın seçimden seçime girdiği bir döneme mi girdik acaba? Bunu da sormak, bunu da konuşmak isteriz hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem Özgür Özel'e. Evet, yavaş yavaş TÜİK verileri, ENAG verileri, yani enflasyon gündemine geleceğiz. Bir haberimiz kaldı. Bir haberden sonra enflasyonu eline boyuna, artısıyla eksisiyle masaya yatıracağız ama enflasyon verilerinin açıklandığı gün akaryakıta zam geldi. Akaryakıta zam gelmesi demek aslında enflasyon verilerine de küçük bir böyle omuz atmış olması demek. Yani akaryakıta zam bugün değil de dün gelmiş olsaydı enflasyon verileri belki bir tık daha yüksek çıkabilirdi. Ne diyelim, pompaya gelen zam maalesef TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine yansımadı. Akaryakıtta zam fırtınası sürüyor. Şimdi de özel tüketim vergisi zamlandı. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık üretici enflasyonu kadar benzin, motorin ve otogazdaki makdu ÖTV miktarları arttırıldı. TÜİK 6 aylık üretici enflasyonunu %19.49 olarak hesapladı. Bu doğrultuda litrede motorinde 8.86 TL, benzinde 9.45 TL, makdu ÖTV tutarlarına %19.49 oranında zam geldi. Litrede makdu ÖTV tutarı benzinde 11.29 TL'ye, motorinde 10.59 TL'ye, otogazda 8.67 TL'ye yükseldi. Bu artışlara bir de %20'lik KDV ekleniyor. Böylece litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, otogaza 95 kuruş zam geldi. ÖTV zammıyla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44.70 TL'ye, Ankara'da 45.70 TL'ye, İzmir'de 46.06 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44.60 TL'ye, Ankara'da 45.63 TL'ye, İzmir'de 46 TL'ye yükseldi. ÖTV zammı Temmuz ayının ilk haftası değil de Haziran'ın son haftası olmuş olsaydı enflasyon verileri biraz daha farklı, biraz daha yüksek çıkardı. Biraz daha yüksek çıksaydı memurun, emeklinin alacağı zam da ona göre olacaktı. Ev sahibi kiracı ilişkileri ona göre olacaktı. Günün sonunda hükümetin cebinden çıkacak para
bir süreliğine ne diyelim daha az olacak ya da bizim cebimize girecek olan para, çalışanın cebine, emeklinin cebine girecek olan para biraz daha az olacak. Peki TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinde herkesin sorduğu soru şu. Bu veriler neye göre hazırlanıyor? Bir şeffaflık sorusu, sorgusu var TÜİK'in üzerinde. Enflasyon verilerinin, yaşanan enflasyonun bu kadar uzağında olması bizim hayatımızı bu kadar olumsuz etkileyen bu tabloyu TÜİK neden oluşturuyor? Neden enflasyon hissedilen gerçek enflasyonun dışında bir şekilde rakamlara dönüşüyor? İşte bütün bu soruları doçent doktor Ali Bestami Kepekçi'ye soracağım ama isterseniz önce sabah saatlerine, yani enflasyon verilerinin açıklandığı o saatlere bir bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda %1.64, yıllık bazda ise %71.6 oranında arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dezenflasyon süreci başladı açıklaması yaptı. Enflasyon araştırma grubu ENAKS'a, Haziran'da enflasyonu aylık %4.27, yıllık ise %113.08 hesapladı. İstanbul Ticaret Odası'nın İTO'nun hesaplamasına göre İstanbul'da Haziran aylık enflasyon %3.42, yıllık enflasyon %82.14 oldu. Memurların ve emeklilerin maaş zamları da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon %24.73 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamları 16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiriyor. Buna göre Temmuz'da memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı %19.3, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşı %24.73 oldu. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %24.73 oranında zam yapılacak. Fakat bu zamdan milyonlarca emekli faydalanamayacak. Kök ücreti 8.018 liranın altında olan SSK ve Bağkur emeklileri sıfır zam alacak. Çünkü emekli aylığı 10.000 TL altında olan SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına hazine yardımı yapılarak 10.000 TL'ye tamamlanıyor. Böylece en düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye ulaşıyor. Kök ücreti 8.018 liranın altında olan SSK ve Bağkur emeklilerinin sıfır zam almasının nedeni ise %24.73'lük zam yapıldığı takdirde aylığın yine 10.000 TL'nin altında kalacak olması. Bir SSK ve Bağkur emeklisinin kök aylığı 7.500 TL ise %24.73 zam yapılınca aylık 9.354 TL olacak. Kalan eksik kısım hazine tarafından tamamlanarak aylık 10.000 TL'ye ulaşmış olacak. Aslında bu emekli hiç zam almış olmayacak. Böylece kök ücreti 8.018 liranın altında olan milyonlarca emekli sıfır zam alarak Ocak 2025'e kadar zamsız yaşamını sürdürecek. Öte yandan konut kiralarında %25 sınırının kaldırılmasının ardından Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre konutlarda ve iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı %65.07 oldu. Milyonlarca emekli ve çalışan Haziran enflasyon verilerine göre zam alacak. Emekliler çok uzun süredir 10 bin lira maaş alıyorlar. Aslında bu 10 bin lirayı kök maaşın üzerine hükümetin vermiş olduğu destekle tamamlanıyordu. Yapılan kök maaşa zamlar çerçevesinde geçen seneler içinde kök maaş döndü dolaştı 10 bin liraya geldi. Ama seyyanen destek devam etmediği için ya da az tutulduğu için 10 bin lirayı 10 bin liraya tamamlamak için bir uygulama olduğu için 10 bin liranın üstüne bir türlü birçok emeklinin maaşı maalesef zam almasına rağmen çıkamıyor. Bunu da burada ifade edelim. Ve Ali Bestami Kepekçi Skype bağlantısıyla karşımda görüyorum. Ali Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar kendime. Ali Bey, şimdi TÜİK'in enflasyon verileri çok uzun yıllardır, yani Devlet İstatistik Kurumu'nun İşte yani kurumun adı Devlet İstatistik Kurumu olduğu günden beri çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Hangi ürünler var, ne kadar var, ağırlığı nedir, işte dönemsel etkiler nedir, bu çerçevede bu rakamlar neye göre oluşturuluyor? Bir türlü TÜİK bu konuda şeffaflaşmadı, çok eleştiriliyor.
Ama TÜİK şunu yaptı, şunu biliyoruz. Gelen bütün bu eleştiriler çerçevesinde özellikle ENAG'ın açıkladığı enflasyon verileriyle TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin arasındaki o makastan kaynaklı olarak TÜİK geçtiğimiz aylarda şöyle bir açıklama yaptı. Evet, enflasyon rakamları bu ama hissedilen enflasyon diye de bir gerçek var. Hissedilen enflasyon daha yüksek. Şimdi hissedilen enflasyonu da biraz konuşalım. İsterseniz şöyle başlayalım. TÜİK'in açıkladığı bu enflasyon verileri bile çok yüksek. Ama milyonlarca insan hissedilen enflasyonun altında ezilirken TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre zam almak zorunda. Evet, yani burada gerçekten önemli bir konuya temas ettiniz. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini neye göre hesapladığı konusunda işte veriler var. İşte gıda maddeleri, konut, ulaşım, giyim ve ayakkabı, eğitim, sağlık, eğlence, iletişim gibi kalemlerin işte ortalamaları alınarak ağırlıklarına göre hesaplaması yapılıyor. Ama bu çok şeffaf ve çok net olmalı. Neden derseniz şu anda ülkemizde birçok konu TÜİK'in enflasyon verilerine bağlanmış durumda. İşte sizin ifade ettiğiniz gibi işçi maaşı, memur maaşı, emekli maaşı, kira bedelleri, birçok anlaşma bu verilere göre yapılıyor. Eğer TÜİK'in verileri, açıkladığı veriler toplumun her kesimini bu kadar açık etkiliyor ise o zaman bu verilerin çok şeffaf ortamlarda hazırlanması gerekir. Yani mesela paketin detayına girmeyeceğim ama mesela ben şunu söyleyeceğim. Bizim en çok enflasyona ezilen kesim, hani o pazarcı ifadesiyle Ayşe teyze, Mehmet efendi. Şimdi pakette olan rakamlara baktığımızda acaba Mehmet efendi hiç hayatta otelde kalmış mı? Acaba Mehmet efendi ya da Ayşe teyze hiç lokanta gidip ailesine yemek yemiş mi? Acaba Mehmet efendinin oğlu veya kızı özel okulda okuyor mu? Ya da Ayşe teyze, Mehmet efendi alkollü tüketim, alkol kullanıyor mu? Yani demek istediğim şey şu. Toplumun her kesimini, hatta baz olarak kabul ettiğimiz, belki toplumun işte o yoksul dediğimiz kesimi etkileyecek rakamların en önde dikkate alınması lazım. Ama ne yazık ki belki de toplumun birçok kesiminin hiç uğramadığı, o noktada hizmet almadığı kalemler değerlendirilerek enflasyon belirleniyor. Sonra o kişinin emekli maaşı, Ayşe teyze, Mehmet efendinin aldığı memur maaşı bu rakama göre belirleniyor. Yani birilerinin işte efendim oturup yazdığı, çizdiği bir şey başkalarını etkiliyor. Bir kere buna kesin çözüm bulunmalı. Sepette olan malzemelerin oranları, yükseltilen ya da düşülen değerlere bakıldığında toplumun her kesiminin ilgilendiren kesimler şeklinde bunlar güncellenmeli. Şimdi siz onu çok güzel ifade ettiniz. Örneğin öyle bir şey ki bu, işte petrole zam bugün değil de dün gelseydi rakamlar çok farklı olacaktı. Dolayısıyla bu rakamlara göre hareket etmek ne kadar doğru? Bu gerçekten tartışılır bir konu. Burada ben hep şu ifadeyi kullanıyorum. En iyi enflasyon ölçeği vatandaşın cebidir. Vatandaş alım gücüne bakacak. Vatandaş cebine bakacak. Cebindeki rakamla eğer geçimini sağlayabiliyorsa o zaman tamam. Sağlamıyorsa o zaman tamam değil. Aslında olay bu kadar gibi basit. Şu anda bizim öyle bir noktadayız ki bir kere teşhisi yanlış koyuyoruz. Biz bir yandan enflasyonla mücadele edelim derken bir yandan da vergileri artırmanın çarelerini arıyoruz. Şu anda işte Maliye Bakanı'nın açıklamalarını izliyoruz. Televizyon kanallarına sık sık çıkıyor. Türkiye'deki vergilerin işte çok daha yüksek alınması gerektiği yönünde açıklamalara bulunuyor. İşte şu A, B, C kesimleri yeterince vergi almıyor. Ben onlardan vergi alacağım, daha çok vergi alacağım diye açıklamalar yapıyor. Bir kere eğer bir devlet geçimini, cari dengesini vatandaşından, kendi vatandaşından aldığı vergi düzeni kurmuşsa zaten iş baştan kopmuş demektir. Balık baştan kopmuş demektir. Bir kere devlet kendi öz kaynaklarını, kendi katma değer veri, katma değerini, yani elde ettiği vatandaşının emeğini, kendi yeraltı kaynaklarını değerlendirerek, kendi milli ekonomisini dengeleyerek, onu ortaya koyarak bir gelir elde etmek zorunda. Çünkü devlet sosyal devlet anlayışına göre baba devlet olmalı. Vatandaşı ezmenin, vatandaştan daha çok nasıl alırımın değil,
vatandaşa ben daha çok nasıl verilimin derdinde olmalıdır. Eğer bunu böyle yapmazsanız, siz hep vatandaştan ben vergi daha çok nasıl alırım derseniz, bu otomatikman enflasyonun yükselmesini sağlayan başka bir etken olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bir üretici, işçisi için verdiği vergi, kirası için verdiği stopaj veya efendim işte gelir vergisi veya KDV'si veya özel tüketim vergisi, bunları ödediği zaman ne yapacak? Bunları ödemek için ister istemez maliyetlerini yükseltecek. Şimdi mesela duyuyoruz, efendim bir kafede çalışan bir işçiye ödenen ücret kaç rakama gelmiş? Kira vergisi kaç rakama gelmiş? Durum ne oluyor o zaman kafe? O zaman bir çayı kafe 150 liraya, 100 liraya satmak zorunda kalıyor. Şimdi tamam kafeyi eleştirelim, kafe 100 liraya, 150 liraya çayı fazla yaptı diyelim. Ama aynı kafe bu kadar vergi vermek zorunda kalınca, bu kadar elemana maaş vermek zorunca, bu kadar kira verince mecburen rakamı yapmak zorunda kalıyor. O zaman bizim devlet olarak yapmamız gereken, maliye olarak yapmamız gereken bu maliyetleri aşağı düşürecek çözümler bulmaktır. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız yıllarca hep bunun mücadelesini vermiştir. Milli ekonomi modelini ortaya koyarken bir kere teşhis yanlış konulmaktadır. Ülkemizde talep enflasyonu değil, maliyet enflasyonu vardır diyerek bunu altında defaat kere çizmiştir. Ama ne yazık ki biz halen aynı hatayı yapmaya devam ediyoruz. Biz vatandaşa daha da kamçılar, daha da vurarak daha çok vergi toplamanın yollarına gidiyoruz. Daha ceza kesmenin yollarını arıyoruz. Durum böyle olunca da maliyetler artıyor. Enflasyon üstün üstüne koyuyor. Şimdi dolayısıyla yine mağdur olan ne? Bizim işte memurumuz. Yine mağdur olan kim? Bizim işçimiz. Yine mağdur olan kim? Bizim emeklimiz. Emeklinin bugün alınacak memurun %19.31 ile ve emeklinin alacağı %24.73 bir zamla beraber bu önümüzdeki 6 ay geçirmesi imkansızdır. Çok uzağa gitmeye gerek yok. İşte siz yıllık bazda baktığınızda baz etkilerinden dolayı düşük bir enflasyon gibi görüyoruz ama aslında öyle bir şey de yok. Geçen yıldaki aşırı artıştan dolayı biz bu yıl sanki geçen aylara göre enflasyon biraz daha az arttı diye görüyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Enflasyon artışı çok üst düzeyde. Ama geçen yılki aşırı yükselmeden dolayı ay bazında baktığımız zaman baz etkisinden dolayı sanki enflasyondaki yükseliş azalmış gibi görüyoruz. Bir şey daha atmak istiyorum. Hep bugün medyada enflasyon rakamlar düşmeye başladı. İyiye gidiyoruz. Tellallığı yapılıyor. Ben şunu söylüyorum. Arkadaşım, enflasyon %1 bile olsa bu bir artış demektir. Yani enflasyon geçen ay %80 ise bu ay %70 olduysa bu fiyatların ucuzladığı anlamına gelmiyor. Sadece bu ay fiyatlara gelen artışın daha az olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle bir enflasyon değerini işte efendim enflasyon düştü, iyiye gidiyoruz diye pazarlamak aymazlıktır. Bunu da altını çizmek istiyorum. Sadece artışın hızı azalmıştır. Yani biz enflasyonu hızlı giden bir arabaya benzetirsek işte 80 ile gitmiyor da saatte kilometre hızını 75 ile gidiyor. Ama yine gidiyor. Araba yönü değiştirmedi. Araba geriye dönmedi. Aynı hızla uçuruma doğru gitmeye devam ediyor. Sadece gazdan ayağını birazcık çekti. Dolayısıyla bunu da ortaya koymamız lazım. Bunu net olarak ortaya koymazsak sanki bir şeyler iyi gidiyormuş gibi yorumlamak da bizim önümüzde başka sorunlar olarak ortaya çıkacaktır. Çözümün yolu bellidir. Bilmiyorum, çözümü konuşmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi yıllardan beri Profesör Doktor Haydar Baş, Profesör Haydar Baş Bey'in ifade ettiği gibi, yine Genel Başkanımız Hüseyin Baş Bey'in ifade ettiği gibi yapılması gereken tüketimin desteklenmesidir. Yani şu anda yapıldığı gibi emeklinin, memurun, efendim işçinin ücretlerini düşürmek değil, artırmaktır. Niye düşürmek diyorum? Ben düşürmek kelimesini bilerek kullanıyorum. Sizin %24'lük ya da %19'luk yaptığınız enflasyon farkını eklemek, emeklinin, memurunu, işçinin maaşını düşürmektir, azaltmaktır. Çünkü siz o kişilerin aldığı her şeyin fiyatına daha çok zam yapıyorsunuz. Onun ödeyeceği cezaya daha çok zam yapıyorsunuz. Onun ödeyeceği İSKİ faturasına, onun ödeyeceği su elektrik faturasına daha çok zam yapıyorsunuz. İşte onların güvence bedellerini daha çok artırıyorsunuz. Ama onun maaşını zam yaparken farklı bir uygulama yapıyorsunuz. Dolayısıyla siz onun maaşını artırmıyorsunuz, azaltıyorsunuz. İşte bu böyle olmaz. Biz eğer işçiye, emekliye,
hak ettiği parayı verirsek o kişiler ne yapacaklar? O da bunu harcayacaklar. Harcadıkları zaman da piyasa dönen parayla beraber, dönen şartla beraber o zaman üretim artacak. Üretimin artmasıyla maliyetler düşecek. O zaman ne olacak? Enflasyon o zaman asıl düşmeye başlayacak. Siz her gün vergiyi artırırsanız, her gün ham maddeyi artırırsanız veya üretimlerinin çoğunu dışarıdan bağımlı ithal ettiğiniz ürünlerle yapmaya kalkarsanız, üretim dediğiniz şeyi bir montaj kurumu haline getirirseniz, o zaman siz enflasyonla mücadele edemezsiniz. En kısa sürede bizim emeğimizin karşılığı olarak milli paramız devreye girmelidir. Neden devreye girmelidir diyorum? Ne yazık ki yine Profesör Doktor Haydar Başbey'in ifadesiyle şu an bizim kullandığımız Türk lirası tercüme paradır. Biz emeğin karşılığı para basmıyoruz. Gidiyoruz yurt dışına aldığımız dövizin karşılığı para basıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bizim kullandığımız para milli para değildir. Emeğimizin karşılığında milli para devreye konacak. Vatandaş kendisinden gelir elde edilen bir birim, bir bölüm olarak görülmekten vazgeçilecek. Vatandaş bizim çarkı döndüren su gibi görülecek. Bu anlamda vatandaşa destek verilecek. Vatandaş harcadıkça çark dönecek. Böyle bir sistem kurulacak. Vatandaşın yani ödediği vergi değil, vatandaşın harcadığı para ekonomi döndüren su haline getirilecek. Enerji haline getirilecek. Bakınız öyle bir noktadayız ki, Genel Başkan Hüseyin Bey'in bugün çok güzel bir ifadesi oldu. Ya biz şu enflasyon değerlerini düşük göstermek için gösterdiğimiz enerjiyi enflasyonu düşürmek için göstersek inanın enflasyon rakamı düşerdi. Biz bu eforu ortaya koymuyoruz. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Bakınız yenilenebilir enerji şu anda dünyanın her tarafında gözde ve her gün ilerliyor. Ülkemizde de yenilenebilir enerji çok ciddi anlamda gündeme geldi ve Türkiye'nin her tarafında rüzgar enerjisi, güneş enerjisi üretiliyor. Ama nasıl? Yabancı firmalar ya da iktidara yakın firmalar tarafından enerji üretiliyor ve bunlar devlete satılıyor. Ya biz Allah'ın verdiği enerjiyi, Allah'ın verdiği rüzgarı, ya bu firmaların gücü yetiyor da bu firma bu tesisleri kurmaya, benim devletim gücü yetmiyor bu tesisleri kurmaya. Niye biz bu tesisleri devlet adına kurup da vatandaşa ucuz enerji vermiyoruz? Niye biz vatandaştan elde ettiğimiz vergi bunun yerine yabancı firmalardan ya da yandaş firmalardan enerji satın alacağımıza, o firma, o tesisleri biz devlet adına kursak, enerji üretsek, böylece maliyetleri düşürsek çözüm olmaz mı? İşte ben dün bir tweet atmıştım sosyal medyada. Dün Urfa Siverek'te vatandaşa yürüyüş yaptılar. Dicle, efendim Diyarbakır Urfa yolunu kapattılar. Niye? Efendim DEDAŞ orada altyapı hizmetlerini, elektrik dağıtım şirketi düzgün yapmadığı için yaz aylarında yüklenmeye bağlı çok sık elektrik arızaları oluyor ve elektrik kesintileri oluyor. Elektrik kesintileri olunca da orada sulama yapan tarım çiftçi mensupları sulamaları gün yapamıyorlar. Onlar sulamaları yapınca ekinleri yanıyor. Ekinleri yanan vatandaş o zaman trafiğe kapattı yolu. Şimdi biz burada üretim yapan vatandaşa oradaki güneş enerjisini elde eden enerjiyi, orada sudan elektriği elde eden hidroelektrik enerjisini bedava vermek varken orada yabancı firmalara saha veriyoruz. Orada iktidara yakın firmalara saha veriyoruz. Onlar elektrik enerjisi elde ediyorlar. Sonra biz devlet olarak vatandaştan aldığımız vergilerle o enerjiyi satın alıyoruz. Sonra da dağıtım firması altyapı hizmetlerini düzgün yapmadığı için sonra da vatandaşa gerekli hizmeti veremiyoruz. Ya biz üretici desteklemezsek, üretimin enerjisini kesersek, üretim nasıl tarım mahsulleri üretecek? O zaman bizim cari açımız nasıl kapanacak? Biz nasıl o tarım ürünleri ihraç edeceğiz? Dolayısıyla bu anlamda bizim global olarak ortaya bakıp üreticinin önünü açmamız lazım, tüketiciyi desteklememiz lazım ve devletin ekonomide sadece idare değil katılımcı olması lazım. Bu anlamda o zaman bakacaksınız sonra çok kısa sürede çözülecek. O zaman biz bunları değil de nasıl olur ülkemizdeki teknoloji daha çok geliştirebiliriz? Nasıl vatandaşımızın yaşam kalitesi, konforu nasıl yükseltiriz? Onları konuşur olacağız diye umut ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Başka bir bültende tekrar görüşmek üzere.
Enflasyon verilerini belki bir de şöyle okumak gerekebilir. Bugün artık günümüzde çok az insan işte dışarıda eğlenmeye, yemeye, içmeye, kültürel aktivitelere katılacak bir şekilde parayı bulabiliyor, bu parayı kazanabiliyor. Ama artık iş öyle bir boyuta geldi ki bu parayı kazanabilen, işte beyaz yakalı diye nitelendirdiğimiz doktoru, avukatı, mühendisi, yani toplumun ortalama gelirinden daha fazla para kazanabilen bu kesimler son aylarda işte bu turizm ihtiyacını, eğlenme ihtiyacını, gezme tozma ihtiyaçlarını, sonuçta bu da bir ihtiyaçtır, bunu lüks olarak görmemek gerekir. Yurt dışında gideriyorlar, işte Almanya'ya gidiyorlar, Fransa'ya gidiyorlar, Yunanistan'a gidiyorlar, İtalya'ya, İspanya'ya gidiyorlar ve oralardan menü fiyatlarını yazıyorlar. İşte Yunanistan'a gittim, şunu yedim, Türkiye'den çok daha ucuz. Bu aynı zamanda bir cazibe üretiyor, cazibe oluşturuyor, bir reklam aracına dönüşüyor. Bizim beyaz yakalılarımız yurt dışında daha uyguna tatil, daha uyguna yeme içme, daha uyguna kültürel faaliyetlere gidince yurt içindeki turizm mekanları da boş kalıyor. Amiyane tabirle sinek avlıyor. Sevgili izleyiciler, dün akşam millilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda yüzümüzü bir kere daha güldürdü. Milliler çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Berlin'de rakibimiz Hollanda'yla karşılaşacağız. Hollanda maçını çok 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 merak ediyoruz. Zira millilerimizin şu ana kadarki performansında özellikle bireysel performanslar çok önemliydi. Takım oyununda pek de istenilen o kaliteyi ortaya koyamadık. Ama günün sonunda kazanmayı başardık. İnşallah Hollanda'yı da yenerek yarı finale çıkacağız diyorum. Ama takım olmayı başarmamız gerekir düşüncesindeyiz. Ve bu düşünceleri aktardıktan sonra da İsterseniz dün akşama gidelim ve dün akşam Avusturya'da tabiri caizse Viyana kapılarını gezip geçip Berlin'e doğru seyahate çıktığımız, Berlin'e doğru ilerlediğimiz o dün akşamın heyecanını bir kere daha hatırlayalım. Euro 2024 son 16 turu maçında Türkiye-Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Savunma oyuncumuz Merih Demiral'ın 57. saniyede attığı golle millilerimiz 1-0 öne geçerken 59. dakikada yine Merih Demiral skoru 2-0'a getiren isim oldu. Avusturya 66. dakikada Michael Gregoric'te durumu 2-1 yaparken kalan dakikalarda hem savunmamız hem de kalecimiz Mert Günok'un iyi performansıyla ve özellikle de son saniyedeki müthiş kurtarışıyla üstünlüğümüzü korumayı başardık ve çeyrek finale çıktık. Ya öncelikle şunu söylemek istiyorum, ne mutlu Türk'üm diyene. Yani bugün taraftarımız inanılmaz bir anlar yaşattı bize. Çok mutluyum, çok gururluyum Türk olduğum için. Bunu bir daha hissettim yani burada. Bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir maçtı. Sadece ben değil, bütün takım olarak mücadele gösterdik. Yani bu ödülü ben sadece benim için değil, bütün takım olarak alıyorum. Çok mutluyum dediğim gibi, çok gururluyum. İnşallah devamı gelecek. Herkese çok teşekkür ederim. Maçta da mı oldu tabii? Maçtan sonra üçlüden önce Mert'le bir sohbet ettin. Ne konuştunuz orada? Mert abi helal olsun, muhteşem top çıkardı. Dediğim gibi sadece ben değil herkes. Mert abi herkes yani muhteşem top oynadılar. Helal olsun, ayaklarına sağlık. İnşallah devamı gelir. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bütün buradaki taraftarlarımıza, halkımıza, vatandaşımıza, bizi televizyonda seyreden, duasını esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Daha yolumuz uzun, inşallah sonuna kadar gideceğiz, buna inanıyoruz. Bugün de aldığımız galibiyet aslında hem moral olarak hem motivasyon olarak hem özgüven olarak bizi çok üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz sonuna kadar. Artık önümüzde çeyrek final maçı var. Orada da yarı finale çıkmayı nasip eder Allah'ım inşallah bize. Tüm halkımızı mutlu ettiğimiz için biz daha da mutluyuz. Çünkü bugün burada kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir takım vardı. Tüm abilerimin, takım arkadaşlarının ayağına sağlık. Maç sonrası milliler soyunma odasında galibiyeti böyle kutladı. Çeyrek finale çıkan Türkiye'nin rakibi Hollanda oldu.
Türkiye, Hollanda Euro 2024 çeyrek final maçı cumartesi günü saat 22'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Euro 2024'ün çeyrek final programı şöyle. 5 Temmuz Cuma, 19 İspanya Almanya, 22 Portekiz Fransa, 6 Temmuz Cumartesi, 19 İngiltere İsviçre, 22 Hollanda Türkiye. Milli takımımızın iki golünü atan Melih Demiral'in maç sonrasında yapmış olduğu o sevinç hareketini, el hareketini Avrupa disiplin soruşturması, Almanya disiplin soruşturmasıyla karşılık verdi. Melih Demiral'in bu sevinç hareketine karşılık olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan futbolcu Demiral'e bir yapılan bu disiplin soruşturmasına bir karşı cevap geldi sevgili izleyiciler. Bu sıcak gelişmeyi aktarmak istiyorum. Bu açılan soruşturmaya kınama da bulundu Dışişleri Bakanlığı. Dışişleri Bakanlığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptığı gol sevinci nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'e UEFA tarafından açılan soruşturmayı kınadı diyerek bir açıklama oldu. Günün sonunda bir futbol var. Futbolun sadece futbol olarak, futbolun sadece spor olarak kalması gerekiyor. İnsanların istediği gibi sevinebildiği, sevinç hareketlerini kimseye hakaret etmeden, kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin inancına ya da ırkına, milliyetine karşı bir hakaret oluşturmadan herkesin istediği gibi sevinme ve sevincini sergileme hakkı, özgürlüğü olduğunu düşünüyorum. En azından kendi adıma bunları söyleyebilirim. Dışişleri Bakanlığı da UEFA tarafından açılan bu soruşturmaya, bu disiplin soruşturmasına karşılık gösterdiği kınamayı da sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili izleyiciler, ana haber bültenimizde bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.